Siz gelir misiniz kızlar? Yok, ben ders çalışacağım bugün. Ben gidebilir miyim baba? Hayır. Olmaz. Evde dünyanın işi var. Siz de yapmayın. Bir hafta sonu dinlenin, ne olur. Ya, sonra da gömleğim yıkanmamış, pantolonum ütülenmemiş diye sızlanın. Bak söz, gelince bütün ütüleri ben yapacağım. Hı? Senin dersin yok mu? Yarın çalışırım babacığım, lütfen. Ben götürürüm baba, çıkışta da gider alırım. Sen bilirsin. Teşekkür ederim babacığım. Canım benim ya. Tatil günü yalnız kalacaksın. Sıkılmazsın değil mi? Sahilde oturur, kafa dinlerim biraz. Nasıl istersen. Ama çıkışta vaktinde gel, tamam mı? Bekletme bizi. Tamam. Ay, inşallah bilet buluruz. Gülşen'le konuştum. Erken gelip alacaktı. Hı? O zaman ben sizi burada indireyim. Geldik mi ki? Burası müsait. Orada duramam belki. Hmm. Peki canım. İki adım kaldı zaten, yürürüz. Sağ ol abi. Görüşürüz canım. Dikkatli kullan. Ferhunde. Bak, Necda'nın yanında konuyu açmayın. Bitti zaten, kapandı. Tamam, unutun. Merak etme. Şansımız yaver gidiyor. Şansa ne ilgisi var? Plan derler buna Necla'cığım. Onu da çağırdım. Ya gelirim deseydin ne olacaktı? Gülşen'in adını duyunca gelmeyeceğinden emindim. Yoksa o riske girer miydin? Gülşen'le bozuk var mı? Hmm. Niye? Ne olmuş ki? İş yerindeki problemleri eve taşımasını istemiyorum. Onun için sormadım. Ben bir taksi bulayım. Bana bak. Oğuz'un gözlerine dalıp da vakti unutma. Çıkışa yakın gel, beraber çıkalım. Tamam. Necla. Dikkatli ol bak, beni pişman etme. Merak etme sen. Çok teşekkür ediyorum. Aa bak, taksi boş, çevir. Taksi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geldi vallahi. İyi ki işe güce kalkışmamışım. Bundan sonra böyle hırpalamayacağım kendimi. Tamam tamam, sustum. Yazdıklarını bana da okur musun Ali Rıza abi? Roman değil bu Hayriye. Bilimsel makale. Olsun, oku sen. Canım sıkılıyor, ne olur. Boş oturmak böyle bir şey işte. Bir tane daha alır mısın baba? İçerim kızım. Hayriye, şu paragrafı da bitireyim, okuyacağım söz. Çay içer misin Leyla?
Leyla? Hı? Dalmışsın. Çok zor bir problem var, çözemiyorum. Aferin Leyla. Aferin sana. Hep bu tempoda çalış, olur mu? Canım, akıllı kardeşim benim. Yapma abla. Bana böyle davranma, ne olur. Üzülüyorum. Seni üzmek için söylemiyorum ki. O zaman dünyanın en aptal insanını akıllı diyerek alay mı ediyorsun? Kendine acımaktan vazgeç. Çalış. Derslerinden başka bir şey düşünme. Kazan şu üniversiteyi, oku. Meslek sahibi ol. Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Hayatta hiçbir şey için üzme kendini. Kendini, beni, babamı. Hele babamı sakın üzme. Tamam mı? Tamam. Alayım mı abi? Al. Tazeleyeyim mi abi? Yok, sağ ol. Bil bakalım ben kimim? Şevket. Vay be, nasıl bildin? Bilirim ben. Ne yapıyorsun burada? Hiç, oturuyorum. Ben de oturabilir miyim? Yani birini falan beklemiyorsan. Otur. Akşam olanları duydum. Görücüleri püskürtmüşsün. Ali Rıza amca istiyor musun diye sorunca yapamadım. Evet diyemedim. Çocuk fena bozulmuş. Reddedilmek herkesi üzer. Bizim kızlar meraktan çatladı. Sedef niye böyle yaptı deyip durdular. Ama ben sırrımızı tuttum. Bir şey söylemedim. Sırrımız? Hani söylemiştin ya bana. Benim farkında bile değil demiştin. Hala da değil. Bana bak. Yoksa sen o çocuğa inat yüzünden mi görücüye çıkmayı kabul ettin? Hani olur ya, kulağına gider de seni kıskanır falan diye. Yok canım. Ne alakası var? Bir de şey var tabii. Onunla evlenirsen Amerika'ya gidecektin. Gözden uzak, gönülden de uzak olur deyip unutmaya çalışacaktın. Öyle ama son anda unutmak istemediğimi anladım. Ha onun yanı, ha Amerika, mesafe aynı. Hem çok uzak, hem çok yakın. Sen çok aşıksın bu adama. Kıyamam sana. Yapma. Kimmiş o senin üzen duygusu, söyle bana. Gidip bulayım, yapışayım yakasına. Hey birader diye. Aç gözünü de bak, kim var burada? Dünyalar güzeli bir kız. İpek gibi. Seni seviyor diyeyim. Hangi aptal, söyle bana. O aptal sensin. Ben seni seviyorum. Thank you.
Sedef söylediğine, Şevket duyduklarına inanamıyordu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.